Merkez Bankası sürpriz bir şekilde faizi indirdi. Dolar yine fırladı. Peki sosyal medya ne diyor? Tarafsız Haber Barış bir neredesiniz? İşte o yorumları sizlere aktaracağım. Rubil Gökdemir, bütün ekonomistler oturmuş faiz indirimi konulu PKK kararını rasyonel kriterlerde yorumlamaya çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset tarzı ve seçim stratejisine o kadar uzaklar ki tek merak ettiğim husus cari açığı artıracak. Bu karar sonrasında Döviz işinin nasıl hallettiler? Hikmet durgun. Türk lirası son bir yılda Afgan Afganisine karşı %51 değer kaybetti. Fevzi iş başaran. Tutabilirsen tut doları. Dolar alan kazanıyor. Faizi %13 indireceklerini dünden yakınlarına söylemişlerdir. Vatan millet bunların umurunda değil. Vurgun düzeni. Selçuk geçer. Merkez Bankası 100 bas puan faizi indirdi. Dolar 20 hayırlı olsun. Hüseyin Baş. Faiz nas seviyesine bir kademe daha yaklaştı. Velattin amin. Turan Bozkurt bir başka haber. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı'nın fiyat istikrarı komitesi kurulmasına dair kararnamesini iptal etti. Demek ki tek adam düzeniyle ekonomi düzelmiyormuş. Ve yine Turan Bozkurt faiz indiriminin sebebi Erken seçim hazırlığı olabilir mi? İbrahim Haskaloğlu, Merkez Bankasının faiz indiriminin ardından Türkiye'nin risk firmi yeniden yükseldi ve 788'i gördü. İris Cibre, bunun test için mi yapıyorlar, bilinçli mi yapıyorlar bilmiyorum fakat halkı göz göre göre sefalete sürüklüyorlar göz göre göre. Bu arada beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Algoritmada yukarı çıkmamız ve gündemi belirlememiz için. Barış Soydan kumarda kaybettikçe borç bulup oynamaya devam edenler gibi. Gürsel Tekin, tarihe gelmiş geçmiş en kötü bir merkez bankası yönetimi olarak geçmek Türk Lirası'nın değerini daha da düşürmek, doların değerini artırmak, %80 enflasyonu %100 üstüne çıkartmak için canla başla çalışan başta Merkez Bankası Bankası Başkanı olmak üzere alayını tebrik ediyorum. Durmuş Yılmaz. Merkez Bankası var olan derin yoksulluğu daha da derinleştirmek için teamüden bir adım attı bugün. Cemal Engin Yurt iddia ederek duyuruyorum bütün ülkenin dikkatine faizleri bilinçli olarak bir puan düşürdüler. Böylece doları yukarıya çekecekler ve kaynağı belirsiz dolarlarla kendi dolarlarını yüksekten satacaklar. Halay ekibini hazır tutuyorlar. Çünkü faiz ve dolar düştü diye halay çektirecekler diyor. Türkiye gerçekleri ne çok dolarları var ki diğer kazansın diye tüm ülkeyi aç bırakmaktan korkmuyorlar. İbrahim Askoloğlu bütün dünyanın faiz arttırdığı bir dönemde faiz indirimi yapmak normal değil. İstanbul Portföy Bloomberg HT'nin haberine dayanarak 60 tweet'i Kemal Özkiraz. Bu ekonomi yönetiminin tamamı vatana ihanet ediyor. Elbet sorulur bir gün. Murat Muratoğlu Merkez Bankası faizi 100 bas puan indirdi. Dolar anında 18'i geçti oynuyorum bu oyunu. Ve böyle bir oyun olasılığını da YouTube kanalında daha önce söylemiş. Atilla Yeşilada AKP Ağustos'ta açıklanan anketlerin içinde %30'un altında. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararı sonrası tek yol yokuş aşağı. Tüm ekonomistler mi doğruyu söylüyor yoksa Erdoğan yönetimi mi göreceğiz. Zannedersem maalesef Erdoğan yönetimi yine yanlış karar almış olacak ve Türkiye uçuruma yine girecek. Çünkü bu kadar ekonomistin aynı anda yanlış bir değerlendirmede bulunması imkansız. Siyaseti yönetmek ayrı, ekonomiyi yönetmek ayrı. İşte tek adam yönetiminin Ekonomi konusundaki vizyonsuzluğunun bir gerçeği olsa gerek. İşte bu yorumdan sonra devam ediyorum. Türkiye gerçekleri. Dolar resmen uçuşa geçti. Fakirleşmiştik, şimdi komple yoksullaştık. Yine Türkiye gerçekleri. Faiz düşürülmüş. Ülkeyi komple batırmaya yemin etmişler. Ozan Gündoğdu sabahlar Halk TV'de o güzel yorumlarını takip ediyorum Ozan Bey'in. Ve yine isabetli bir yorum adeta ironi değerlendiriyor. Bunlar kafayı yemiş arkadaşlar. Vaziyet alın. Özlem Gürses son dakika gerçekten şaka gibi. Merkez Bankası faizi 100 bas puan indirdi. Yalçın Karatepe, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranını %13'e indirdi. Kurlar fırladı. Dolar 18 olmuş tweet attığında. Ve ekonomist Özgür Demirtaş adeta tüm ekonomistleri tarafsa ve Barış Biner'de arka arkaya sizlere aktardım. Ve Özgür Bey'in yorumu da çok önemli. Delilik aynı şeyi yapıp, yapıp farklı sonuç beklemektir. Üç noktayı koymuş. Özgür Hoca zaten defalarca onarmıştı ve diyor ki bu adeta delile devam ediyorlar. Altan Sancar bir yerlerden sağlam döviz kaynağı bulundu mu acaba? Bu yorum siyaseten önemli bir yorum. Tırnak içinde bunu değerlendirme gerekir. Muhtemelen böyle bir şey oldu ya da alacakları döviz kaynaklarına güveniyorlar. İşte benim yorumlarımda geliyor Barış Biner'le tarafsız haber. Böylesine faiz indirme, doları tutabilecek para bulduk demektir. Seçim kartıdır, kısa vadeli plandır. Fakat hesaplar masada yüzlerce danışmanla planladığınız şeklinde her zaman tutmayabilir. Zaten siyasette tutturduğunuz hesapları ekonomide tutturamıyorsunuz. Vizyon gerek. Çünkü siyasette kurnazlık işliyor. Ama ekonomide kurnazlık ters tepebiliyor çoğunlukla. Ve bence biz de bunu yaşıyoruz değerli izleyiciler. Ve devam ediyorum tweetimle. Bu arada beni de takip etmeyi unutmayınız. Sürpriz faiz indirimi oyun kuruculuk üzerine. Erdoğan için seçim zamanı önemli değil bir ara taktiği tutar da havayı değiştirirse kararı alır. Cari açık artmış, yarınlar heva olmuş. Umrunda değil, günü düşünüyor. Neden bu kararı aldı? Arkasında ne var? Aldığı risk, büyük kumar olan Erdoğan. Olacak belki siyaseten ama aynı zamanda Türkiye'de olacak. Son söz, siyaset ayrı. Ekonomi ayrı. Erdoğan 20 yıl aşkın Türkiye'yi yönetebiliyorsa, stratejik olarak ortaklarını değiştirip bunu başarabiliyorsa, aslında bu siyaseten kurnazlığını ortaya koyuyor. Fakat ekonomi yönetimi vizyon gerektirir. Noktayı da koyuyorum. Hoşçakalın.